Merhabalar arkadaşlar, ben Mesut Uğrel. Bugün sizlere bu videoda Joyo firmasından bahsedeceğim. Ben ilk defa karşılaştım. Eski bir firmaymış ama ancak ürünleri elime geçti diyeyim. İki tane gitar pedalını ele alacağım bu videoda sizler için. Bir tanesi bu American Sound pedalı, diğeri de Vintage Overdrive. Neden bu özellikle bu ikisi? Çünkü ikisi beraber çok güzel çalışıyor, çok güzel sonuç verdi. Ton çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi bu American Sound pedalı. Malzemesi kesinlikle plastik falan değil. Metal gayet güzel. Yani Çin'de üretilmiş. Genelde bugüne kadar ne sanki Çin'de üretilen ürünler çok kaliteli değilmiş gibi bir imaj var. Fakat artık öyle değil arkadaşlar. Elimde gördüğüm bu pedallardan sonra. Vintage Overdrive'da da aynı şekilde. Yine malzemeleri zaten birebir aynı. İkisi de böyle metal dışı. Oldukça sağlam. Switchleri gayet güzel, kaliteli. Onun dışında bu American Sound pedalı ile ilk önce başlayayım arkadaşlar. Onda şu an ekranda gördüğünüz gibi low, mid ve high, yani bass, mid bass ve tiz ayarları var üzerinde. Normalde bir amfide olması gerektiği gibi. Bu bir amfi simülatörü gibi düşünebiliriz bu pedalı. Normal işte level var. Voice dediği bizim gitarımızın üzerindeki ton poduyla hemen hemen aynı şey. Drive dediği de ne kadar drive istiyorsanız üzerine ekliyorsunuz. Birazdan tek tek duyacağız. Diğer Vintage Overdrive pedalında ise çok daha basit. Yani bir drive potum var, potansım var, bir volume potansım var, bir de aynı şekilde ton potansı. Yine oradaki ton potansı, yine gitarımızın üzerindeki ton potansı da hemen hemen aynı. Yani kapattığımız zaman biraz tiz frekansları yok edip basa doğru yöneliyor. Açtığımız zaman biraz daha parlamış oluyor ton. Yapmış olduğum bu çalışmanın arkadaşlar oldukça sizler için de reel ve işe yarayabilir olması için kesinlikle ekstra bir pedal kullanmıyorum. Sadece bu iki pedalı amfiye giriyorum. Reverb, chorus hiçbir şey yok üzerinde. Ham tonu duyacaksınız arkadaşlar. Amfimden temiz bir sinyal alıyorum ilk önce. Karakterini sevdiğim, beğendiğim. O da şu şekilde. Solo çalmak istersem. Şimdi birinci pedalla başlıyorum arkadaşlar. American Sound'la başlayacağım ilk önce. Neredeyse her şey flat. Drive saat 12 yönünde görmüş olduğunuz gibi. Sadece midleri birazcık düşük. Çok az da bas eklemiş durumdayım. Level'da istediğiniz gibi volümünü ayarlıyorsunuz. Buyurun. Şimdi de az önce bahsetmiş olduğum gibi drive'ı birazcık yükselteceğim. Hani biraz daha gain, biraz daha sustain'li bir ton elde etmek adına. Bu da aynı şekilde hem evde çok büyük bir zevkle çalıştırtıyor arkadaşlar, hem de sahnede çok basit. Basıyorsun, direkt çalıyorsun. O yönden yani benim için çok hoş bir durum. Çünkü bir ton yapmak için 60 tane parametre ayarlamayı sevmiyorum arkadaşlar. Yani gitaristlerin büyük bir bölümde öyle. Ama yine de hani bir diğer gitaristten fark yaratabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz gitarla, amfinizle veya yapmış olduğunuz işte bas tiz ayarlarıyla ve kullanmış olduğunuz diğer pedallarla çok güzel kendinize özgü bir ton karakteri yaratmanız mümkün. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Vintage Overdrive tarafı tam flat. Yani hepsi saat 12 yönüne bakıyor. Bunların kendi default halleri oldukça başarılı. Yani hiçbir şey yapmaya gerek yok. Sinyal kalitesi gayet kuvvetli. Sadece dediğim gibi basıyoruz ve çalıyoruz. Hadi bakalım. We'll be right back.
oldukça zevkli. Hiç durmak istemiyor insan. Böyle devamlı çalayım, sabaha kadar çalayım gibi. Burada arkadaşlar çalıyorken az önce yaptığım gibi American Sound olan pedalımdan güzel bir ritim tutturduktan hemen ardından solo'ya gireceğim zaman gittim Vintage Overdrive'ı devreye soktum. O hani belli oluyor. Kademe kademe tam olarak yaptığım şey şuydu. İlk önce bridge manetiği kullanıyordum bu tarafta ilk ritmimi çalıyorken. Daha sonra ikinci 12 ölçümde bunu köprü manetiğini aldım. Biraz daha ses tok bir hale aldı. Onu gördünüz. İkisini de duymanızı istedim. Benim hoşuma giden tonlar bunlar. Belki hani ortak zevklerimiz vardır bu konuda. Onun dışında solo'ya gireceğim zaman da Vintage Overdrive'ı devreye soktum. Ve bu şekilde oldukça ne bileyim eğlenceli, keyifli, saatlerce çalabileceğiniz ton elde ettik. Dikkat ederseniz arkadaşlar reverb yok. Chorus yok, herhangi bir efekt daha yok bunun üzerinde. Bir de onları koyduğunuz zaman işte tahmin ediyorum oldukça memnun kalacağınız, uzun yıllar kullanacağınız bir ton elde etmeniz mümkün olacak. Onun dışında son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Tamam bunlar iyi güzel, gayet güzel de ne kadar pahalı? Yani fiyatı ne durumda? Arkadaşlar normalde bizim uzun yıllardır böyle aman tonumuz çok güzel olsun diye satın almış olduğumuz yani mark biliyorum Joyo markasını ben de yeni tanıdım. Çok fazla tanınmış bir marka olmamasına rağmen ya bu sonuç benim için aşırı şaşırtıcı. Ben de onun üzerine yapıyorum bu videoyu zaten. Paylaşmak isterim sizinle. Fiyatı normal bizim alıştığımız fiyatların 3'te 1'i falan. Ya inanılır gibi değil. Normalde böyle bir şey aldığınız zaman ne bileyim 200-250 dolar falan gibi paralar istiyorlar. Gittiğimiz bir tane bir pedalboard taşımaya kalktığımız zaman devasa rakamlara geliyor. Bu öyle değil. O yönden benim çok hoşuma gitti. Ve tavsiye ediyorum. Şu an Senkop Müzik satıyor arkadaşlar. Eğer isterseniz direkt bağlantıya geçebilirsiniz veya şehir dışındaysanız vesaire bir faydam olacaksa benle de Facebook'tan yazarsınız. Yönlendirmeye çalışırım. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda da yine Joyo firmasının bu efekt pedallarından bahsedeceğim. Şu an önümüzdeki günlerde onların hepsini bir araya koyduğum güzel bir pedal board haline getirip sizlerle paylaşacağım. Umarım o da faydalı olur. Herhangi bir sorunuz olursa buradayım. Görüşmek üzere.